Serimizin 3. sorusunda ise her şeyi Allah yarattı, o zaman Allah'ı kim yarattı diye bir soru. Şimdi arkadaşlar bunu bir örnekle açıklayalım. Mimar Sinan'ı hepimiz tanıyoruz. Şimdi Süleymaniye Camisi'ni Mimar Sinan tasarlamıştır. Öncelikle bu örnekten çıkarak 3 tane mantık kaidesini açıklayalım. Birincisi, Mimar Sinan Süleymaniye Camisi'ni tasarlamıştır. O halde Mimar Sinan Süleymaniye Camisi'nden önce olmak zorundadır. Bu birinci kaide. İkinci kaidesi, Mimar Sinan Süleymaniye Camii'nin cinsinden değildir. Yani cami neden oluşur? İşte çimentodur, topraktır, sudandır, işte onun harçlanmasıdır, betonlardır. Bunlardan oluşur. Mimar Sinan ise daha üst bir cinstendir. Çünkü sanatın sanatkarı ondan daha üst bir cinsten olmak zorundadır. Üçüncüsü de Süleymaniye Camii'yi oluşturan madde için geçerli olan kurallar Mimar Sinan için geçerli değildir. Örneğin çimentonun işte harçladık kurumasını beklememiz için belli bir süre geçmesi lazım. Fakat Mimar Sinan'ın kurumasını bekleme gibi bir durum söz konusu değildir. Aynen bu örnekteki gibi Cenab-ı Allah kainatı yani zamanı ve mekanı ve içindeki her şeyi yaratmıştır. O halde zamanı ve mekanı yarattıysa zamandan ve mekandan önce olmak zorundadır. Çünkü zaman ve mekanı ben tasarlıyorsam eğer zaman olmadan da var olmam lazım ki onu piyasaya çıkarabilirim. Bir de bu mutlak bir kaydedir. Yani hiçbir sanat yoktur ki sanatçısı ondan önce olmasın. Da Vinci Mona Lisa tablosundan sonra piyasaya geldiğini düşünün. Böyle bir şey elbette imkansızdır. O yüzden zaman ve mekan tasarlayan alınan da zamandan ve mekandan önce olması lazımdır. İkincisi zaman ve mekan cinsinden olmamalıdır. Yani daha üst bir cinsten olmalıdır. Üçüncüsü de zaman, mekan ve içerisindeki geçerli kurallar Cenab-ı Allah için geçerli değildir. Madem Allah için zaman geçerli değil, zamanın olmadığı bir yerde bir başlangıç olabilir mi? Bir başlangıç olamaz. Başlangıcı olmayan bir zatın sonu olabilir mi? Elbette olamaz. Demek ki Cenab-ı Allah sonsuz bir zattır arkadaşlar. Dolayısıyla yaratılmamıştır. Yani bir başlangıç yoktur. Başlangıç gibi kavramlar bizim için geçerli. Yani çimento kurur, sen kurumazsın. Senin bir başlangıcın olur, senin bir tasarımcın olur. Allah için bu söz konusu değildir. Bunu bir örnekle açıklayalım. İki tane kavram var. Birisi zati, diğeri arizi. Zati özelliği kendinde olan demek, arizi ise ona sonradan eklenmiş olan demek. Bir örnekle açıklayalım. Suyun ıslaklığı zatidir. Yani özelliği kendisindendir. Fakat ben ıslanırsam bu arizidir. Bende olmayan bir şey bana sonradan eklenmiştir. Şimdi şöyle bir soru sorsam size. Suyun bir ıslaklık özelliği vardır. Mesela ıslak olan her şeyin kaynağı sudandır. Fakat suyun ıslaklığı kendindendir, zatidir. Ama ben ıslanırsam arizi olur. Ve suyun ıslaklığı sonsuzdur arkadaşlar. Islaklığın bir mertebesi yoktur. Ama bende mertebeler oluşuyor ıslandığım zaman. Niye? Kendimde olan bir özellik değil ki. Yani ben ıslandığım zaman çok ıslandım, az ıslandım diyebiliyorum. Ama suyun üstüne bir su daha döksen, bir 50 litre su daha döksen şu kadar ıslanmıştır diyemezsin. Çünkü ıslaklık özelliği suyun zati özelliğidir. Benzetmede hata aranmaz. Suyun ıslatma özelliğini yaratma olarak değiştirelim. Bu sefer soru şöyle olurdu. Yaratılmış olan her şeyin kaynağı nedendir diye sorduğumda sudandır. Peki suyu kim yarattı diye sorsaydım yaratma özelliği onun kendisinde var, ona eklenmemiştir, yaratılmamıştır dersin. Aynen bu örnekteki gibi arkadaşlar. Suyun ıslaklık noktasında bir de sonsuz ıslak olabilme özelliği veren bir zatın kendisinin kısıtlı olabilmesi mümkün mü? Mümkün değil. O zaman sonsuz bir zatın sıfatları da sonsuzdur. Yani Allah'ın ilmi varsa bu da sonsuzdur. Çünkü kendisi zatı sonsuz olup da sıfatlarının kısıtlı olması düşünülemez. Aynen bu örnekteki gibi Allah'ın yaratma sıfatı vardır ve Allah yaratıcıdır, haliktir yani. Biz mahlukuz yani yaratılmışız. O yüzden biz ıslanmış olan pozisyonundayız. Yani Allah kim yarattı diye sorusu da elbette mantıksızdır. Çünkü bir başlangıcı yoktur. Yaratılmamıştır. Şimdi arkadaşlar bir de şu var. Mimar Sinan'ı nasıl ki çimentoda, betonda, halıda aramak saçmaysa Allah'ı da yarattıklarının içerisinde aramak elbette öyle saçma olacaktır yani. Allah zamanı ve mekanın içerisinde değildir. Zamandan ve mekandan münezzeh bir zattır. Bu yüzden sonsuzdur. Bunu şöyle de anlayabilirsiniz. Zaman ve mekanla kayıtlı olan bir şey ne kadar büyük olursa olsun aynı anda 3-4 farklı yerde bir işi gerçekleştiremez. Mesela ben beni bina kadar da büyütsen hem Türkiye'de hem Fransa'da bir kitap yazamam. Neden? Çünkü ben zaman ve mekanla kayıtlıyım. Aynı anda 3-4 farklı yerde bir işi birden yapamam. Ama Cenab-ı Allah şu an benim vücudumu çalıştırdığı gibi milyarlarca bakterinin, hücrenin, bitkilerin, hayvanların ve insanların vücudunu da an be an çalıştırmakta, tazelemektedir. O zaman aynı anda bu kadar farklı iş yapabiliyorsa zaman ve mekandan münezzehtir. Çünkü zaman ve mekanla eğer kayıtlı olsaydı aynı anda 3-4 farklı yerde bile bir iş görülemiyorken milyarlarca işi elbette yapamaz demiş olmak zorundaydı. Fakat madem binlerce fiili hala Allah yaratıyor, o halde zamandan ve mekandan münezzeh bir zattan bahsediyoruz. Yani onu madde cinsinden aramak, madde için geçerli olan kuralları onun için düşünmek mantıksız olacaktır. Ve arkadaşlar bazı ateistler maddenin ezeli olduğunu söylerler. Yani Big Bang'i falan da kabul etmezler. Bu ayrı bir konu gerçi de. Yani maddenin bir başlangıcı yoktur derler. Maddenin arkadaşlar bir başlangıcı olmadığını şöyle anlayabilirsiniz. Bir şey değişiyorsa, yeni bir hal alıyorsa onun bir başlangıç noktası mutlaka olmak zorundadır. Yani A noktasından B noktasına geçtiysen artık B noktasında yeni bir hal aldıysan sen A noktasını, A vücudunu çıkartmış B vücuduna girmiş oluyorsun. Yani madde de şu anki halinden sürekli farklı farklı hallere değiştiği için bir başlangıcını bize gösteriyor. Yani maddenin bir başlangıcı yoktur. Hayır, maddenin bir başlangıcı vardır. Allah'ın bir
bir başlangıcı yoktur. Yani burada maddeye gelince ateistler bunu rahatlıkla bir maddeye verebiliyorken Allah'a gelince vermemezlik elbette Allah'a daha makul çünkü niye? Madde sonradan ortaya çıkmış bir şey. Sen bunun bir başlangıcı yoktur diye hani kısıtlı sürekli yenilenen bir maddeye diyorsun ki bunun bir başlangıcı yoktur diyorsun ve yenileniyor sonradan oluyor. Hani ilk halini terk edip yeni bir hal alıyor. Nasıl bir başlangıcı yok? Bakıyorsun Allah'a deyince işte Allah sonsuzdur. Allah'ın bir başlangıcı yoktur deyince bunu akıldan uzak görmek mantıksızdır. Gayet de yani akla uygundur yani Allah'ın zamandan ve mekandan münezzeh olup madde cinsinden olmaması. Evet sevgili kardeşim. Az önceki izlediğim videoda çok güzel hakikatlerden bahsettik. Bu hakikat ilaçlarının başkalarına ulaşmasını istiyorsan, bu sevaplara ben de ortak olmak istiyorum diyorsan, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutma. Allah'a emanet ol.